Selamünaleyküm. Ayakkabılarımla mı giriyorum? Efendim? Ayaklarımla mı giriyorum yani? Ayakkabılarımla girmemdeki nedir? Ben hayatımda ilk defa damatlığımdan sonra takım elbise giyindim. Evet. Yani bunu söylemekte gurur duymak istiyorum. Çünkü bu ayakkabılarım da boy uzatan ayakkabı. Yeni çıktı, ondan aldım. Çünkü benim boyum 1.74, bu beni 1.77 gösteriyor. O yüzden hani çıkarmazsam daha şey olurum. Çünkü çok tırnaz kalıyorum böyle. Hani o anlamda. Buradaki konuklarımıza karşı da şey olmak istemiyorum yani. İsteseniz bak, benim yanımda terliğimi de getirdim. Hani eğer şey olursa. Çünkü çok değerli bir parke bence. Yani öyle hissediyorum ben. Çünkü masif parke değil. Bende olsaydı onun renginden anlaşılırdı yani. Çünkü çok değerli bir parke. O anlamda söyledim. İstiyorsanız şey yapayım yani. Buyurun efendim. Nasıl geçersiniz? Geçin. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Ben bunları bırakıp çıkışta alırım. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Böyle mi gidiyorum? Portakal mı bu? Evet efendim. Ha, alkol var mı? Bir miktar var efendim. Yapmayın ya, mübarek aydayız. Niye mübarek ayda alkol satıyorsunuz? Olmaz yani. Yani insan Ramazan'da alkol koyar mı? Yapmayın. Bak, ben demokrat, muhafazakar bir aileden geliyorum. Hani zaten yani Ramazan'da olmasa alkol kullanmıyorum ama... yani ben bunu niye ifade etmek istiyorum? Çünkü beni tanıyın diye yapıyorum yani. Lütfen, lütfen. Hem sen bana rica ediyorum. Oradan arda bardakta, arda bardaklar var ya, ince belli olsun. Açık bir çay istiyorum, rica ediyorum misafiriniz olarak. Yanına da iki tane dilim limon koyarsan çok beğenirim, çok isterim, çok tamam. Arzu ederim, tamam? Peki. Ben buralarda bulursun beni. Tamam. Hareket yaparım ben yani, tamam. Unutma. Çabuk, çabuk, çabuk. İvit, gelemem. Şu anda ünlü biriyle göz gözeyim. Hemen arıyorum seni. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ya sizi görünce çok geçirdim. Sordum ünlüler var mı içeride diye. Ya gerçekten televizyonda çok kısa gösteriyorsunuz. Burada bayağı uzunsunuz ve hafif de kilolu gibi gördüm ben sizi. Çok beğeniyorum gerçekten. Pardon? Pardon, Belkıs Akkale değil mi? Hayır. Pardon, pardon. Özür dilerim. Karıştırdım. Kusura kalmayın. Kusura kalmayın. Ohara. Efendim? 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 Efendim, efendim. Efendim? Buyurun. Bana mı seslendiniz? Hayır, çok çok özür dilerim. Ben o kuz gözünü görünce büyük bir parça oldum. Yani ona bakarken hayranlığımla, şaşkınlığımla ağzımdan çıkan bir ifadeydi o. Pardon, çok özür dilerim. Rica ederim. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. My name is Ohara. Benim ismim Kont Ohara. Kont mu? Evet, Kont. Ben aynı zamanda bu müzayedeyi düzenleyen şirketin sahibiyim. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de okuz, okuz. Bildiğin okuz yani. Okuz? Yo yo. Okuz, okuz parçasına ismim şahsi Kuzu. Erman Kuzu. Devlet memuruyum, SİSKA'lı. Çok, çok, çok memnun oldum Erman Bey. Çok memnun. Öyle lütfen. Ona dokunmayalım çünkü... fanusa dokunursanız parmak izi oluyor sonra. Pardon, pardon. Çok özür dilerim. El alışkanlığından bir yere koyduğumu koymak istersin ya durmak anlamda. Rica ederim, rica ederim. Ne demişler? Nazar etme ne olur, çalış senin de olur tabii. Bu devlet memuru maaşıyla yüzlerce sene çalışsanız... bunlardan birini bile alamazsınız. Evet, evet. Ama dikkat edin lütfen. Çok ışık var içeride.
Kadife yedi mi? Okuz, okuz. Maşallah. Teşekkür ederim. Arda bardak dedim ama vermedim. Bak yine küçük bardakla getirmişsin. Neyse. Kıyafetin muhteşem hayatım. Çok mersi. Peki kimin bu şekerim? Kimin mi? Ay, tabiisi benim. Kimin olacak, cimcime? Ay, yok canım yani. Ben kimin derken yani bu elbiseyi dizayn eden tasarımcı olarak. Yoksa seninkisi kiralık. Koçum, aynısından bir tane. Hadi iki tane daha. Yaşat bizi. Hadi koçum, hadi Asun, kolay gelsin. Bunlar nedir koçum?
Kanepe efendim. Kanepe, çekyatlı mı? Nasıl efendim? Ne demek oğlum kanepe? Nimet'e niye kanepe ismi koyuyorsunuz siz ya? Ayıp değil mi ya? Ya desenize salça üstü ekmek, zeytin üstü ekmek, ekmeğin üstünde domates, marul falan. Koymayın Nimet öyle isimler falan ya. Ayıptır yani. Lan. Lan ufak. Ya ısırgan otlu mu bu? Allah belanızı vermesin. Götürsünler ya. Ya şuraya yarım ekmek bir sucuk yesin ya millet delisi olsun. Allah belanızı vermesin ya. Ufak ufak şeyleri veriyorlar ya çip gibi. Olur mu yani? Mesela benim elbisem ünlü İtalyan modacı Giovanni Altobelli'nin bana özel bir çalışması. Ay ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar cici, ne kadar çevre ve hayvan haklarına saldırı mahiyetinde bir çalışma. Nasıl? Anlayamadım. Ben küresel tırsınma konusunda çok hassas bir insan olduğum için bu tarz kürküdü, postu, kılıdı, tüydü, muşambaydı tarzı kıyafetler üstüme giyinmiyorum. Küresel ısınma ya da daha entelektüel bir şekilde söylemem gerekirse küresel gunma demek istediniz herhalde. Hayır efendim, küresel tırsınma demek istedim. Dünyamız gitgidene ısınıyor. Dünyamızın sonu yaklaşıyor. Herkes kıyamet yakınlaşıyor diye tırsmıyor mu? Sorarım size. Tırsmıyor musunuz adoslar? Hala çıkmadı ya. yalnız fanusa doğru tüpürmeyelim. İz oluyor lütfen. Tüpürmeyelim lütfen. Pardon, ağzımı kapatıyorum ama. Kontumun kontu. Çevre bilinci. Geçen gün gazetede bir haber gördüm. Ki ben entelektüel bir yapı taşına sahip bir insan olduğum için hiç elimden gazeteyi düşürmem. Orada gördüğüm habere göre diyordu ki güneşin dünyamıza hızla yakınlaşması ve biz insanların fısratosfere salımladığımız egzoz, metan, mentol, polip, polet ve bir takım banırsak gazlarının etkisiyle ozon tabakasındaki delik iyicene büyümüş. Ve gölgede bile kırklara varan bunaltıcı sıcaklar sebebiyle Kuzey Kutbu'ndan Bakırköy büyüklüğünde bir buzuldağ kopmuş. Yalnız Abiye Hanımcığım, o buzuldağ Bakırköy büyüklüğünde değil bir kere. Sevalcığım, Sevalcığım, lütfen adına dünya adını verdiğimiz şu kıyrıklı yıldız üzerinde son zamanlarımızı yaşarken boş münakaşalarla vaktimizi boşa helal etmeyelim. Taş. Nasıl kızlar? Eğleniyor muyuz? İstek parça da alıyoruz. Bir peçeteye cep telefonu numaranızla birlikte istek parçanızı yazın. Gerisine karışmayın. Bizde. Ah. Git git. Ama ne kaçırdığının hiç farkında değilsin. Ya elimdeki enstrümanın ebatı sana hiçbir fikir vermiyor ya. Bunu bulamayan var. Günah, günah. Evet, küresel tırsınma. Neden küresel tırsınma? Küre nedir? Yüz yuvarlak bir toptur. Dolayısıyla küresel, yani topsal, yani topluca, yani toplumsal. Hep birlikte, bütün olarak
yumak olarak tırsınıyoruz. Küresel tırsıyoruz. Bu kadar. Bitti. Kafam acıdı. Geç buraya. Ben de şunu senin kafana indirsem hoşuna gider mi? Rezil ettireceksin burada bizi. Rezil ettireceksin burada bizi. Gerizekalı mal. Lan oğlum burada usludur bari lan. Cillop gibi iş bulduk. İlk geceden kovdurtacaksın yine bize. Doğru söylüyorsun Nasip hocam. Şu piyasanın güzelliğine bak ya. Bir daha Wall Street'e gitsek böyle piyasa bulamayız oğlum. Şuraya bak lan. Ha, kötü emellerine alet etmediğim bir klasik müzik kalmıştı. Onu da yaptın kardeşim. Bravo. Rahmetli Mozart mezarında fırıldak olmuş dönüyordur zavallı. Süpo, yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Bu süper ultra sosyetik karabalığın içerisinde çok zengin müzik prodüktörleri vardır oğlum. Bekle, birazdan patlatacağım asıl bombayı. Tutsana şunu, tut. Tut, tut, tut. Arada buna da sürtersin, tamam? Ses çıkar. Şöyle dik tut. Ha, sürpriz geliyor oğlum, sürpriz. Da. Birazdan insanlar Yarcan Kıymık'ın ilk solo klarnet parçasını dinleyip mest formatında kendilerinden geçecekler. Zaten sıkıldım bu kravattan ya, sıkıldım. Yarcan yapma. Kordurttuğun yetmiyormuş gibi dayak yedirteceksin bir de bize. Süpocuğum, yarışma. Bende. Yok, daha o kadar kalabalık değil. Sarım biraz daha dolsun, ondan sonra vereceğim coşkuyu. Vereceğim. Oğlum yemin ediyorum kafanı gözünü yarayacağım şu kontrobasla, kontrobasa acıyorum. Dikkat. Yemin ediyorum bak. Devam. Burada zaten tadımı kaçırma, ne olur yani. Adama bak ya, canlıyı aldı gidiyor. Kesin enişten lan bu. Şipo. Ay karanfil. Kimse kımıldamasın, herkes yerlerinde kalsın. Kız yok. Evet. Evet, o. 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 Allah! Süpo! Fırsat bu fırsat oğlum. Hadi. Nasıl çıkartayım abiciğim? Ağzında kaldı. Dikkat edemedim, tiken batmış, o yüzden çıkaramıyorum. Ağzımda kalacak demek ki. Anlamıyorum Erman, dediğin anlaşılmıyor. Kalın olduğunuz yerde. Pardon canım. Ne oluyor lan? Kimin malını kimden çalıyorsun? Erman, bağcıklarını bağla, düşeceksin ya. Dur bir dakika, dur. Tamam. Bayağı indireyim, vallahi valizlerim patladı ya. Otomobil, seni bekliyoruz, hadi gel, hadi. Haylaz. Şuna bak, 4x4. Arkadan çekişli. Anlamıyorum Erman, dediğini anlamıyorum. Arkadan çekişli, 4x4 diyorum. Sen bunu gör, karda, kışta, her yerde çok güzel bir araba ya. Kuzumobil!
gün gün bekliyor. Okuş, hadi. Şunu tut. Şeye koy. Namara Müge'ye. Koş, 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 koş. Neredesin? O kız! Erman, kemir, kemir. Ay. Hadi kuzu çalış, çalış kuzu. Erman, affedersin. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Erman! Erman, ne yapıyorum? Bir şey yapmıyorum. Sahte mi değil mi onu kontrol ediyorum Erman. Sahte de olabilir, sahici de olabilir. Bak, ikiye ayrıldı. Tek bir ısırışta. Aa! Erman! Ay bence bunlar kesin sahte. Erman şuna bak. Bunu ısırdım ayrıldı. Bunu ısırdım hemen ikiye belindi. Allah senin belanı vermesin ya. Kızım o Cumhuriyet altını mı, tek taşlı taşı mı, mındar ettin taşı ya. Erman zaten dediğini anlamıyorum ama ne diyorsan öyle deme bak. Erman neden biliyor musun? Çünkü bizim bundan öncesinde tek bir tek taşımız vardı. Ama şimdi bak dört tane tek taşımız oldu. Yani nereden bakarsan bak %4'e varan bir kardan bahsedebiliriz. Mesela örnekle açıklamam gerekirse Erman'cığım. Bak önceden bir tek elmastan, bu ben ısırmadan önce top gibiydi ya. Bir tek elmastan böyle tek bir küpe tanesi yapılırken şimdi ben bunu ısırınca şimdi tam temkinli çift küpe Erman'cığım. Erman nefes ama Erman! 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 Erman, bu defa çok fena foka bastık. Hanıma iki çift lafım vardı beyefendi, kusura kalmazsanız. Yitir ya! Yitir ya! Lütfen yitir ya! Erman ellerini kaldır, bak seni vuracaklar şimdi. Kaldır ellerini. Ellerini kaldır. Yitir ya. Yitir. 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 Ya lambaya bak. Bit. İlmaz. İlmaz. Erman. Erman. Erman hadi kalk yerine yat. Boyun bozun tutulacak burada. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne olacak Erman? Yine bir Erman kuzu klasiği yaşıyoruz bu akşam. Sen yine televizyonun karşısında uyuyakaldın. Yapma ya. Bir de rüyanda bir şeyler sayıklıyordun kendi kendine. Bakıyordum da pek bir heyecanlı, pek bir coşkuluydun. Kimlerle ne tür cevizler çatırdatıyorduysan artık. Merak etme. Gördüğüm kabustu. Çünkü sen vardın içerisinde. Rüya olsaydı sen olmazdın. Ay ne kadar komik, ne kadar sempatisin Erman. Allah'ım. Bir insan uyanır uyanmaz evdeki mizah ve medeniyet seviyesini bu kadar ayaklar altına alabilir mi? Sana böğrümün derinliklerinden kopan hatırı sayılır bir tebrik koyuyorum Erman. Ne oldu televizyondaki film bitti mi? Çoktan bitti. Sen filmin ortasında sızıp kaldın. Ne oldu peki? Kadından adam
çalabildiler mi elması müziğin? Çaldılar tabisi. Sonunda da evlendiler. Hatta adam hanımını 5 yıldızlı otel gibi gemiyle dünya turuna balayısına çıkardı. Allah'ım, dünyada ne kadar mükemmel adamlar var. Karılarını dünya turuna çıkarıyorlar. Benim beyim beni daha bir Ortaköy'e kumpir yemeye bile götürmedi. Herhalde adamın yanına partner olarak Angelina ile Johnny'yi vermişler. Tabii ki çıkar dünya turuna. Benim yani şahsen hani meslek icabı yanımda öyle bir kadın olsa inan bana Ay'a giderim ya. Mars'a giderim. Ecik'ten Bicik'ten otururum. Onunla da ömür boyu yaşarım artık orada yani. Angelina, Johnny. Ağaç kakan mı ki seninle birlikte olsun Erman? Sen ne diyorsun şimdi? Ne demek istiyorsun ya ağaç kakanına? Ağaç kakanla Angelina Johnny'nin ne alakası var ya? Ağaç kakanlar çok odun sever hayvanlar oluyorlar ya Erman. Hatta biz çocukken televizyonda bir ağaç kakanın çizgi filmi vardı. Böyle orada sürekli bir odunu böyle kakan bir ağaç kakan vardı. Böyle iyi 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 diye sesler çıkarıyordu. Ay ne kadar cümcüme, ne kadar pıtırcık bir kahramandı o minnak kuş. Hatırladın değil mi Erman? Daha küçük yaşlarda hepimize ağaç ve odun sevgisini aşılamıştı o minnak kuş. Demek ki benim bilinçaltıma da ta o zamanlardan kalma bir odun sevgisi girmiş ki ben de büyüyünce seni sevmişim, seninle evlenmişim Erman. Ne güzel. Versene bir dilim. Hangi dilim? Bu dilim mi? Ağzını atmadım ver. Ne yapıyorsun sen ya? Ne kadar şey bir kadın oldun sen ya. Angelina ile Johnny sana soysun versin. Ya o kadın oranın içerisinde Allah senin belanı vermişsin. Buradan oraya nereden gelir bu kıskançlıklarını bırak artık ya. O kadın bana bakar mı hadiyetin? Angelina ile Johnny'ye soydurursun böyle elmaları. Soyer tabii. Bırak istemiyorum. El kol hareketiyle konuşma benimle. Ağzını şapırdatma, ağzını kapat yemek yer. Yan yan bakma bana konuşurken. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzuları be. Evet, 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 evet. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oldu? Ne olacak dizi bitti gene en heyecanlı yerinde. Nihayet bitti yani ha, şükür. Ay ya bu diziler ne kadar uzun sürüyor böyle, sinema filminden bile uzun. Vallahi ben 5. reklamdan sonrasını hatırlamıyorum bile. Kusura bakmayın böyle sizin de plazmayı işgal etmiş gibi oluyorum ama benim işim bitti, dizi tamamdır, kumanda orada sizin, tamam. Allah razı olsun. Ne demek görevimiz? Yalnız İrina Hanımcığım. Bu iş artık biraz çığırından çıkmadı mı sizce? Aşkım otur da. Ya aslında çok 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 önemli bir şey değil yani biz çift olarak çok öyle televizyon seyreden bir çift değiliz. Genellikle işte belgeseller, haber programları onları izliyoruz sadece. Siz hiç dizi izlemiyor musunuz? İzlemiyoruz. Ah, olsun, olsun. Daha gençsiniz. Önünüzde kocaman bir ömür var. Allah başka dert vermesin. İnşallah bu da düzelir. Hatta sizde lafı bile var. Zaman her şeyin topacıdır. Natalya, ses ver bebeğim. Hiçbir şey göremiyorum. Ne oluyor lan? Ben bunu bakmadan karşıdan karşıya kaleye tek harekette yapıyordum ya. Yarıcan, are you okay? I am okay, okay. Çift okay bebeğim, çift okay. Kör oldum Natalya. Yok, topraktan. Natalya'm. Yarıcan, what happened to you? What was that noise? Noise neydi lan? Ha gürültü, gürültü. No panic, no panic Natalya. O gürültü benim yeni tünel inşaatından geldi. My new tünel. Benim enişte var ya. Upstairs, enişte. No jinobink in the house. No jinobink. Enough ya, enough. Var ya enişte. Yes, yes. İrman enişte. Hah, işte o.
Benim eniştem sen buraya yerleştikten sonra senin Fahri Namus Bekçin ilan etti kendini. Ve ben geceleri senin yanına sızmayayım diye benim Normandiya tünelinin giriş kapağına deve nalı büyüklüğünde bir tane kilit taktı. Aklına gelebilecek her türlü şeyle. Bak her türlü maymuncuk, çelik makası, testere ne gelirse aklına hepsiyle denedim ama açamadım kilidi bir türlü. Açamadım, olmuyor. Ama Kerem pes etmemiş aşkı için. Dağları delmiş. Benim Kerem'den neyin eksik diye düşündüm. Ben ne pes etmedim aşkım. Ve yeni bir tünel inşa etmeye karar verdim. İnşa ettim de. Gel bak. Bu biliyorsun benim eski Normandiya tüneli. Bu eski tünelin 10 metre yanına tam ona paralel bir şekilde yeni bir tünel inşa ettim. Ve işte tam küvetin altından çıktım. Buradayım. Ve o tünelin adını da Malazgirt Tüneli koydum. Böylece daha bizden bir işim oldu. Malazgirt'i biliyor musun? What? Ah tabii. Tabii tatlım, tabii bebeğim. Sen bu söylediklerimden hiçbir şey anlamadın. Aman anlama zaten. Önemli olan biz tekrar kavuştuk ya. Gerisi boş bebeğim. Karışmasınlar. Biz de. Gel sana şöyle bir sarılayım. Gel. Ah canım benim. Ah topraklıyım değil mi onlar? O zaman bir tane efim eline. Ah çok özledim, çok özledim bibişimi. Çok. Kaymaklı. Angelina Jolie'ymiş. Onların hepsi elastik ameliyatla o haldeler bir kere. Ben en azından doğal güzelliğimdeyim. Anamın karnından nasıl çıktıysam halen ta öyleyim. Aynen öylesin abiye. Hiç değişmedin. Ananın karnından nasıl çıktıysan aynen öylesin. Herhangi bir sebirme, herhangi bir iyileşme yok. Maşallah bebek gibisin yani. Toraman bebek. O ne demek oluyor Erman? Bakıyorum da artık beni beğenmiyorsun. Aklın başka hanımlara kayıyor sürekli. Akşam yatak odasında abi yokuz olacak ama karşında Angelina Jolie değil. Hatırlatırım sana. Süpermen kostümünü giyip kasaptan et bekleyen sokak kedileri gibi karşımda tikeldiğinde ben sana kurduğun bütün bu seviyesiz tümgeçleri hatırlatacağım. Ya ne alakası var kızım ya? Sen neyi kıskanıyorsun ya? Çok alakası var Erman. Aslında ben de bazen bazı organlarıma elastiki ameliyat yaptırmak istiyorum. Madem ki sen böyle gergin kadınlardan hoşlanıyorsun. Tik tak tik. Kuk. Ne oluyor Erman? Ne yapıyorum ben? Saatin kaç olduğunu merak etmiyor musun abiye? Ediyor olabilirim. O zaman sor. Saat kaç Erman? Cinnete beş var abiye. Bak benimle böyle uğraşma. Sabahtan beri elmayı da mındar ettin ya. Mındar ettim. Kendim yiyeceğim. İstediğim gibi mındar ederim. Allah belamı vermesin bak yemin ediyorum sana. Giderim mutfaktan bıçağı alırım. Satırla vallahi her tarafını doğrar ameliyat ederim seni. Yeter artık bak ha. Bir daha bela okursan o abajuru alırım senin ağzının ortasına sokarım Erman kuzu. Kendine gel. Sen kocanla kendine konuşuyorsun. Terbiyesiz. Elmayı ver. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Estetik ameliyat olacakmış. Sen önce aç karnını doyur. Ne? Kumandaya git pil al pil. Onu da ben yapayım, elmayı da ben soyayım. Kadınlık vazifelerimi de ben yapayım, evimi de ben temizleyeyim. Ya konuşma be kadın ya, Allah rızası için konuşma ya. Keşke görmeseydim o rüyayı ya. Yitir be, yitir. Yandan bana bakma, gördüğünü hissediyorum Erman. Kızım ağzını kapatsana bak, vallahi kafana geçiririm ha. Yeter bak ha, kendine gel ha. Sen kimin kafasını ne geçiriyorsun Erman? Yeter bak, cinnet geçirtme bana ben şimdi. Ben ne? Saygılı konuş. Gerçekten ben de... Ha şu ortadaki büyük masa yok mu Erman? Ne olmuş ortadaki masaya? Kendine gel. İlişkilerde saygı cinsellikten çok daha önemli olabiliyor biliyor musun? Ya kadın gözünü seveyim sus ya. Benim lafım yarım mı kaldı Erman? Ortadaki masayı diyordum. Arp senin kafana geçireyim diyordum. Yarım kaldı diyemedim. Abiye bak benim elimde şişleri var ki doğru konuş. Senin elinde neden benim şişim oluyor? Elma verir misin şunu? Verir mi? Tamam bıraktım. Şuraya adam gibi bir şey koy ya. Yiyecek bir şey getir ya. Yün koyuyorsun ya. Erman lütfen ayağının kokusuyla benim erişlerime karışma ya. Benim ayaklarım kokmaz. Yalan söylemesin. Kendi ayaklarına bak. Ha, ben burnum kokuyor. Senin ayakların kokmuyor. Öyle mi Erman? Sen bir şey dikeceksin. Önce benim söküklerimi dik. Pantolonun ağı yırtılmış. Baktın mı? Bakmadın. Gidiyorsun pazardan dandik dandik taylar alıyorsun. İnsan kendine bu kadar eziyet edip de mavi bir tay giyer mi ya? Bir kere onun doğrusu tay değil, tays Erman. Tays, İngilizce'de elastiki demek. Angelina'yla Johnny yani.
Furkan Bey, Seval Hanım pizza yer misiniz? Daha iyi bari. Çünkü iki dilim kaldı. Siz de şimdi yemek isteseydiniz bunları üçe bölmek çok zaman alacaktı. Oo, saat ne kadar geç olmuş. Yok, ben bunları sabah yiyeyim. Geç oldu çünkü. İrina Hanım. Efendim? Siz diziniz bittikten sonra ortalığı toplamayacak mıydınız? Ha, gerçi bu akşam da dün akşam, ondan önceki akşam ve daha önceki akşam da olduğu gibi sabah öğle ve akşam öğünlerinde bize dışarıdan pizza söylediğiniz için yani öyle tabak çanak falan kirlenmedi ama gene de şu pizza kutularını en azından atsanız diyoruz İrina Hanımcığım. Ah, ben mutfağı toplayacaktım değil mi? Değil mi? Çok zahmet olacak. Vallahi ben de onu söyleyecektim. Bana şimdi bu saatte çok zahmet olur. Hem niye toplayayım, yarın gene dağılacak. Ben en iyisi bunları yarın toplarım. Hadi geceler, hadi. Seni bir miktar zor durumda bıraktığımın farkındayım bebeğim. Very hard time for you, I know. Bütün bu olanlar için seni ablama ve enişteme bir hizmetçi parçası olarak tanıtmak zorunda kaldığım için çok özür dilerim. I'm sorry from you. It's okay Yarcan, I'm fine. Sen fine thank you'sun da ben hiç fine değilim işte bebeğim. Hiç fine değilim. Bütün problemi o eniştem çıkartıyor. Enough ya, enough. Biliyorsun işte, anlattım. I see. Sen ne diyorsun kızım? I see dead people. Sıkıldım, bıktım, usandım mı hayattan? Şu halime bak ya. Sevdiceğimin yanına gelebilmek için tarla faresi gibi tünellerden geçmek zorunda kalıyorum ya. Yarcan, listen to me. I must confess something to you. Ama belki de aşkımızı daha güçlü kılan, onu daha hacimli ve dolgun gösteren de bu değil mi bebeğim? What? What? İşte ben de bu soruyu soruyorum kendime. What is love? Where are you from? What time is it? It is 6 o'clock. Yani aşk nedir? Aşkın manası, amacı nedir? Ben bu sorunun cevabını biliyorum bebeğim. İşte aşk budur. Aşk sensin. Aşk benim. Aşk biziz. Aşkın gücü bütün engelleri aşmamıza yeter bebeğim. Yeter ki biz hiç ayrılmayalım. Yeter ki biz hiç yalnız kalmayalım. Yeter ki ellerim ellerinsiz, gözlerim gözlerinsiz, kalbim sensiz kalmasın. I don't understand. Don't understand zaten bebeğim. Kelimelerin ne önemi var ki şu an? Biz susalım, gözlerimiz konuşsun. Biz duralım, ruhlarımız koştursun. Ve biz sevelim, bırakalım dünya batsın be gülüm. Bırakalım dünya batsın. Yarcan, there is something I have to tell you. It's very important and dangerous. Shut up. Foolish gazonum. Seninle beni delicesine sevdiğini biliyorum, aptal. İşte seni böylesine saf, böylesine temiz, böylesine hormonsuz ve böylesine organik duygularla seviyorum Natalya. I love you very much. Okay, but Yarcan. Okay tabii. Hay ağzını öpeyim. Okay tabii. Ben ne bir saattir konuyu oraya getirmeye çalışıyorum bebeğim. Aile boyu aldım. Anca. What? Hadi ne batı ya? Hadi let's go to Normandy'ye. Bana da bir elma soy, hadi. Bana da bir elma soy, hadi. Hadi. Bana da soy. Lütfen diyeceksin Erman kuzu. Karşında bir hanımefendi olduğunu hatırlatırım. Kızım ben niye durup dururken karıma lütfen diyorum ya? Ben niye durup dururken karıma lütfen diyorum ya? Sen delilendin mi? Ne oldu sana? Ben anlamadım arkadaş ya. Ya senin görevin kocana elmayı soyup vermektir yani. Ben elimi uzattığım zaman sen elmayı elime koyacaksın. Daha bunun başka bir lafı yok. Lütfen demezsen sana elma melma yok Erman. Demiyorum ya. Sen benim karım değil misin? Nasıl konuşacağımı sen mi öğreteceksin bana? Seninle konuşurken pasaport mu göstereceğim ben ya? Allah Allah, Allah Allah. Arkadaş sabahtan akşama kadar çalışıyorum ne yapıyorsun lan terleyip. Maaşımı alıyorum gidiyorum bir kilo elma alıyorum. Benim bu karım olacak ömür törpüsü bana bir elmayı çok görüyor ya. Elma soymuyor bana. Yeter ya. Tutar mısın elma?
Çiğin yoğunun sapını. Evet Erman. Aynen öyle. Çalışmalarından bahsettin, alın terinden bahsettin. Hemen şunu söylemek isterim. Hayatta maddiyattan ve paradan daha önemli şeyler vardır. Hatta lafı bile var. Parayla sandalet olmaz. Neden mi? Çünkü sandalet normal ayakkabılara göre daha ucuz bir ayak giyeceğidir. Sandaleti alıp ayağımıza giyiniriz. Giyindikten 5, bilemedin 10 gün sonra ayağımızda parçalarını verir. Yani sandalete verilen para yazıktır, günahtır. Paramızı boşuna cırcır etmemeliyiz. Tövbe ya Rabbi ya. Allah'ım günah yazıyorsan affet beni, kurban olduğum ya Rabbi ya. Lütfen ya Rabbim affet beni ya. Yoksa benim elimden bir kaza çıkacak ya. Hakikaten bir kaza çıkacak ya. Kızım bari şu mübarek ayda yapma. Allah rızası için Ramazan ayında yapma ya. Kocam bak oruç tutuyor bu evde. Dualar ediyor, namaz kılıyor. Allah rızası için biraz kocana destek ol ya. Yoksa beni cinnetin eşiğine getirtin. Ağzını burnunu döküp kafanı gözünü kırdırtma. Allah rızası için yaptırtma bana bunu. Bak Allah rızası için diyorum sana ya. Lütfen ya, saygılı ol ya. Erman. Erman bravo. Erman aferin sana. Gerçekten Erman sana nesillerden nesillere aktartılacak boyutta bir tebrik koyuyorum. Hanımınla ne kadar güzel konuşuyorsun. Kadınlarla ne kadar güzel konuşuyorsun. Çok güzel değil mi Erman? Ben kocama gayet saygılı ve ölçekli davranayım. Ama benim beyim biricik hanımının yanında gitsin el alemin karılarına fethiyeler düzebilsin. Ve benim yani biricik hanımının gösterdiği bir sergücest karşısında da hemencecik cinnete geçiş yapabilsin. Ne kadar güzel bir adalet bu. Ne kadar güzel bir bravoluk bu. Sana gerçekten tebrik koyuyorum Erman. Hanımlarla da çok güzel konuşmasını biliyorsun. Arkadaş kadın hala tutturmuş orada ya. Yeter ya. Allah rızası için yeter. Şu takıntılarından kurtulabiliyor ya. Peki Erman. O zaman gel hemen şunu yapalım mı? Haydi gel benimle empatik kur. Ne dersin? Empati ne kız? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Empati ne? Erman bak benimle konuşurken lanman diye konuşma. Benimle konuşurken benim üzerime doğru dikelme. Ne yaparsın? Ne yaparım biliyor musun? Oturduğumuz kanepe var ya. İyi. Ay ben bu oturduğumuz kanepeyi alırım. Senin kafanın aşağı boca ederim. Erman konuyu dağıtma. Benimle empatik kur. Ne demek benimle empatik kur? Yani benim hislerimi em. Benim gibi hisset kendini. Ne demek istiyorsun kızım sen? Ben senin gibi mi olup hissettireceğim yani? Monçici miyim lan ben? Monçici miyim ben? Monçici miyim? Ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum, normal konuşuyorum. Onu mu diyorum ben, odunum? Konuşma, böyle şeyler bana ters. Ben karı gibi düşünemem, kusura kalma. Bendikanlı adamım. Allah'ına kadar! Ay benim ne kadar delikanlı bir beyim var. Ben beyime diyorum ki benim empatik kur. Benim beyim bana diyor ki ben monçici miyim? Erman, onu mu diyorum, odunum? Onu mu diyorum? Ben diyorum ki, nasıl sen Angelina Jolie'yle ilgili şeyini anlattın ya, ben de bir takım film yıldızı adamlarla dünya turuna çıkmışım gemiyle. Sana gelip bunu anlatıyorum rüyamda. Rüyamda ya. Ne hissedersin, ne yaparsın? Ne demek lan dünya turuna çıkmak başka bir adamla? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Böyle... Ya ben tamam ya, Ramazan'da bak sinirlenmiyorum ha. Sen benimle nasıl konuşuyorsan ben de senin öyle konuşuyorum Erman. Yani kıstasa kıstas yapıyorum. Kusura kalma abiye kuzu. Ben demokrat bir aileden geliyorum. Ben muhafazakar bir yapıya sahibim. Evet başladık yine. Benim babam Demokrat Parti'nin ilk kurucularındandır. Atı getirendir, atı. Atı getirdiklerinde de oradaydı. Fotoğrafı var atla beraber. Sen ne konuşuyorsun ya? Benim karımla kimse dünya turuna çıkamaz. Bırak gerçeğini, rüyada dahil olamaz. Ne yaparım biliyor musun o rüyamda benim karımla dünya turuna çıkmak isteyen o kıl kuyruk artisti. Önce alırım böyle, onun dalağını bir çırparım götürür trafoya böyle veririm onu elektriğe. Dalalala olur çıkar orada biliyorsun değil mi? Yaparım yani. Seni de ondan sonra ömrümün sonuna kadar döverim. 24 saat. Ya ya, hatta lafı bile var değil mi Erman? Bana sokulmayan yılan çok yaşasın. Hatta yine aynı yılan sen su içerken sana hiç dokanmasın. Ve sen yine aynı yılanı bir tatlı dille deliğinden çıkartabil. Her şey ne kadar doğal değil mi Erman? Her şey ne kadar organik senin için değil mi Erman?
Yaylalar, yaylalar, Türkmen kızı kaçırdın. Değil mi Erman? Bana da öyle geliyor. Dediklerine çok katılıyorum. Ya sen ne konuşuyorsun kızım ya? Allah rızası için benden uzak dur ya. Rica ediyorum. Kalk başka bir koltuğa otur ya. Bütün gün ayaklarımla pide sallamaktan saatin kara sular indi ya. Yoruldum arkadaş. Ben senin ne dediğinden hakikaten bir şey anlamıyorum ya. Allah rızası için bir atanın sözünü de düzgün söyle ya. Erman. İrman. Ne? Ermancığım ben de onu diyecektim. Ben senin dediğin şeylerden her şeyi anlıyorum. Çünkü o kadar güzel konuşuyorsun ki. Karına, yani hanımına. Seni döverim diyorsun. Lan diyorsun. Mal diyorsun. O tarz şeyler diyorsun. O yüzden ben senin dediklerini çok iyi anlıyorum. Beni 24 saat dövermişsin de, onu yaparmışsın da, bunu yaparmışsın da. Lütfen devam et. Ben şu an abiye kuzu değilim. Bütün kadınların sesi olarak konuşuyorum Erman kuzu. Devam et. Ay benim beyim maymun olmuş da benim haberim olmamış. Erman. Onu ben sana diyecektim, demin unuttum demek ki. Gerçekten de çok haklısın. Sen tabiisi benim hislerime, duygularıma, arzularıma, ihtiraslarıma hiç önem verme. Boş ver canım, bunların ne önemi var zaten? Çünkü ben neyim ki? Ben bir kadınım. Yani neyim? Ben bir köleyim. Yani bir malım. Değil mi Erman? Bunların hiçbir önemi yok. Ben insan mıyım ki zaten canım? Ben zaten evimin işini yapayım. Sen beni döv. Lan de. Ağzımı burnumu kır. Değil mi Erman? Ne var ki yani, ben kadın olduğum için zaten bir cinsel metayım senin için. Yani cinsel bir anonim olarak metayım, öyle mi Erman? Hı Erman? Ne dersin? Abiye. Efendim canım? Gazım var. Gazım var. Çok güzel. O kadar entelektüel cümleler kuruyorum sana. Sen bana bu cümleyi söylüyorsun, öyle mi Erman? Cümleyi bile değil, bu tümgeci söylüyorsun, öyle mi Erman? İşte kadınla erkeğin arasındaki fark bu oluyor Erman. Bizim hassasiyetimiz, bizim aydınlık kafamız, siz erkeklerde yok. Mesela aydınlık kafa dedim ya, soruyorum sana Erman. Bir bayan olarak, bir hanımın olarak soruyorum sana. Biz ne zaman dünya turuna çıkacağız Erman? Kızım ne dünya turundan bahsedeyim sen? Delirdin mi, ben Macellan mıyım? Ne işim var benim dünyanın turunda ya? Ben buradan Kadıköy'e zor gidiyorum ya. Ay siz bu erkeklerin hep bu kıvrak cevapları. Sen git adam gibi pazardan elma alsın ha. Gitmişsin mındar ettin elmayı, yarım saattir elim dönüyor oynuyor ya. Tadı da kaçtı. O yeşil çok güzeldi. Ben demin yedim ya yeşili. Sen onu kaçırdın Erman. Zaten ne varsa onda var. Bak ben sana diyorum kırmızı elma alma diye. Erman. Sen uyku serserisiyken de çok özel, çok tadından yenmez bir odun oluyorsun biliyor musun? Bu özelliğinden dolayı sana duvardan duvara tebrik koyuyorum. Lütfen kabullerim. Ah ya. Sabahtan beri her şeyi yaptı, şimdi bak bana laf geçiriyor ya. Ya senden bir tek elma istedim ben, ne yaptım ya? Dilim damağım kurudu ya. Bari şu Ramazan ayında bana hamur işi yedirtme. Bak hararet yaptı, karbüratör su kaynatıyor, görmüyor musun ya? Demin gazım var dedin, o muydu? Evet, Allah rızası için ya. Bari şu Ramazan ayında. Kalk bir enginar, bir fasulye kır ya. Ya bir fasulye kır, Allah rızası için kır. Kafamı kıracağım ya. Lütfen kocana biraz saygılı ol ya. Bari şu Ramazan ayında adam gibi bir şey getir, bana pizza yedirtme ya. Keşke şu an şahitlerimiz olaydı biliyor musun Erman? Keşke şu konuşmalara tanık olan, şahit olan, aklı, aklı melekeleri yerinde insanlar olaydı biliyor musun Erman? Neden mi? Erman sen ne kadar nankör kedi bir insansın. Ramazan diye sırf senin için hiç üşenmedim. Çocuklarımı fırına Ramazan pidesi almaya gönderttim. Yine hiç üşenmedim. Aynı çocuklarımı Ramazan pidesi sırasında saatlerce beklettim. Sana mükemmel bir pide lentisi hazırladım. Ama yine yalanamadım. Gerçekten sana dini vecibelerimize uygun bir teessüf koyuyorum Erman. Erman. Lütfen bunu tutar mısın? Yemiyorum. Lütfen Erman, beni kırma. Yemiyorum. Erman lütfen. Yemiyorum. Erman. Yemiyorum. Peki yeme ama lütfen tut. Yalvarıyorum. Lütfen Erman. Kızım ben de bir insanım. Bak benim her yerimden damar atıyor. Bak bir tane satacak, felçik ettireceğim bana. Bak Allah rızası için ya.
Lütfen benimle uğraşma bak, 40 yaşına geldim ben. Allah rızası için diyorum ya. Haklısın Erman. Erman lütfen ya bunu... yemiyorum kadın sen nasıl... Yeme. Erman'cığım yeme, bunu tut. Yalvarırım. Lütfen tut. Tuttun mu? Tuttum. Sen de mi benim elimdeki elmayı niye elimden böyle alıyorsun? Alamazsın. O elma benim elmam. Ben istersen veririm sana. Lütfen dersen veririm. Alamazsın. Bunu da söyleyeyim. Kimse benim elmamı benim elimden alamaz. Tükürme. Konuşurken ağzını kapat. Onun parasını veren benim. Allah rızası için bana pizza yedirtme. Elmayı yedirtme. Adam gibi sebze yap. Yeşil görmek istiyorum ben. Yeşil, yeşil. Ispanak görmek istiyorum, roka görmek istiyorum, tere görmek istiyorum, semizotu görmek istiyorum. Okuz olmak istiyorum ya, okuz, okuz. Saman yemek istiyorum. Erma, izin ver misin, bir şey yapabilir miyim? Yap. Bunu lütfen izin ver. Bu burada 2 dakika kalsın. Kalsın Erma, lütfen. Ay. Bak şimdi ben bu şişeyi alacağım. O elmanın tam ortasından geçirmeye çalışacağım. Sakın heyecanlanma, sakın ürkme, sakın korkma. Oldu mu Erma? Ya sen deli misin kızım? Allah'ını seversin. Git kimle oynuyorsan oyna ya. Çocuklarınla git oyna ya. Git ben yatacağım ya lütfen. Erma. Ne güzel rüya görüyordum. Erma. Rüyanın içine de geldik ettim be. Peki peki tamam bak. Ben kodum kendi kafama. Al sen bu şişi. Atmıyorum. Lütfen Erma. Atmıyorum. O zaman benden doğru düzgün konuş Erman. Ha böyle saçmalıklar yapmışsın. Ha sen benimle böyle saygısızca konuşmuşsun. Hiçbir farkı yok. Terbiyesiz. Saygısız. Benimle öyle konuşamazsın. Ben ki sana temelde demiştim. Mükemmel bir pizza dinletisi hazırlamışım. Karmaşık pizzalardan bir pizza halaya gibi kurmuşum. Sen bana böyle davranamazsın. Davranamazsın da davranamazsın. Hocanın eli kulağında birazdan okuruz onu. Duymadın mı kız espriyi? Duymadın mı espriyi? Erman. Evet. Sen espri mi yaptın şimdi? Ya ne zannettin? Anlamadın mı? Aa, kusura bakma, ben senin espri yapmana alışık olmadığım için hemen algıçlayamadım durumu. Kızım iftara az kaldığı için hocanın eli kulağında dedim. Duymadın mı espriyi? Duydum Erman, bu muydu espri? Ne yapacaktın peki? Kızım. Hoca ezan okurken elini kulağına getiriyor ya, hadi bir de deyim var eli kulağında diye. Ben onların ikisini birleştirdim, espri yaptım. Erman. Ne? Yazık, yedin orucunu. Niye kız? Bugün televizyonda söylediler. Kötü espri ve düşük seviyeli mizah orucu bozuyormuş. Bence en iyisi sen kendini tut, iftara kadar espri yapmamaya çalış. Boşuna yeme orucunu. Oldu mu? Bak ya, saatin oruç kafama vurdu. Espri de böyle yapılır ayrıca. Neyli pizza sevdiğinizi bilmediğim için yarısını sadeli, yarısını karışıklı söyledim. Siz şimdi karışıklı taraftan sevdiklerinizi bu tarafa sürersiniz, ona göre yersiniz. Afiyet olsun. Gerçekten çok düşüncelisiniz. Biliyorum. Afiyet olsun. Erina Hanım. Ah teşekkür ederim, unutmuşum evet. Şey tabii yani kuruya gitmiyor ya bize. Erman. Ne? Sen takalardan ne dikiliyorsun pencerenin önünde? Kimin yolunu gözlüyorsun? Karşı minarenin ışıklarına bakıyorum ya. Ne yolu gözleyeceğim? Bana bak. İftar yapmak için en sağlam gösterge karşı minarenin ışıklarıdır. Duydun mu? Ya şimdi top patlar. Belki duymayız. Ezan okunur. İşitmeyebilirim. Saati de çok güvenmiyorum abiyeciğim. Babadan kalma sürekli geri kalıyor.
Ona da şey yapamıyorum. Eğer buradaki caminin ışıkları açılırsa hemen gelir açarım orucumu. E televizyonu açaydık, oradan bakaydın ya Erman. Ya olmaz abi, bırak ya, bırak. Saatin ne geldiyse o günah kutusunun yüzünden geldi başımıza. Bari şu mübarek saatte kapalı kalsın biraz ya. Lütfen rica ediyorum, bak sıfranı bereketini kaçırıyorsun. Hem senin oğlunla kızın nerede kaldı ya? Getireceklerdi fideleri, hala gelmediler. Pideler geldi. Tam zamanında. Hatta lafı bile var. İyi pide lafının üstüne yenirmiş. Ama dikkat edin anne, vallahi çok sıcaklar. Ya balımıza tam fırından yeni balya çıktığında sıra bize geldi. En tazelerinden 9 tane kaptık hemen. Ama bir defasında bu kadar çok pide aldığımız için az kalsın sıradakiler bizi linç ediyordu. Zor kaçtık vallahi. Bunlar fırından yeni çıkmış öyle mi? Evet. Ay çocuklar, babaannize gene elma indi. Şaka yaptım, şaka. Allah elini vermesin Erman, ben de tam suni teneffüse başlayacaktım. Hadi geçin sofrayı, hadi pideleri soğumadan yiyelim. Lan Arda, sen karşı caminin minaresinin ışıklarını kes. Yanarsa haber ver bana, hemen açalım orucumu. Tamam baba. Kız. Kız! 9 tane pide olacaktı, 8 tane pide var burada. Babacığım, fırından eve gelene kadar yolda bize çok fena koptu. Biz de azıcık ucundan koparalım dedik, dayanamadık da. Kopartış o kopartış. Bir daha da durduramadık kendimizi. Afiyet şeker olsun yavrularıma, canlarım benim. Sizinle ne kadar övünsem azdır. Fırından Ramazan pidesi almak gibi zorlu ve meşakkatli bir görevi başarıyla tamamladınız. Sizi doğurduğum için kendimle gurur duyuyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aferin, çocuklara gösterdiğin şefkati şimdi de kocana göster. Kocana göster. Ne yemek yaptıysan sırala bakayım buraya. İftara bekliyorum. Hadi kalk, 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 kalk. Hadi. Ne yemek yaptıysan mı? Hadi zeytinyağları, meytinyağları çıkar aradan. Dolabın arkasında bir şey yok değil mi? Zeytinyağlı mı dedin? Evet. Abla, bu pizzaları sen mi sipariş ettin? Ya kızım, iftarda da mı ya? İftarda da mı pizza? Yeter ya, yeter be. Siz plazmada bir şey izlemeyecektiniz değil mi Gökhan Bey? Yok yok, biz yemekten sonra biraz dışarı çıkıp Boğaz'da yürüyüş yapalım diyoruz. Ay yok, ben gelmem. Aa. peki. O zaman siz de bu boşlukta biraz mutfağı, evi toplasanız artık diyorum. Biz de belki dönüşte size ödül olarak bir külah dondurma getirebiliriz değil mi? Bu imkansız. Neden imkansızmış? Çünkü saat 8'e 13 geçiyor. Yani benim mesaim biteli 13 dakika oluyor ve birazdan benim dizim başlayacak. Ben bu saatten sonra çalışamam. Ayrıca bu 13 dakikayı maaşıma fazla mesai olarak geçirtirseniz çok sevinirim. Baba, ışık yandığı zaman haber ver ha. Tamam enişte, karışma. Ben de. Ay Erman, ne kadar mükemmel bir pizza yapmışlar, görüyor musun? Yavrularım, gerolometrik olarak tas tamamen 100 yuvarlak çizmişler hamurunu. Gönye mi kullandınız be mübarek? Allah rızası için. Ben de Ramazan'da normal insanlar gibi normal yemek yemek istiyorum. Hamur işi yemek istemiyorum abiye ya. Yeter ya. Ya baksana her tarafım yağlandı ya. Allah rızası için yeter ya. Erman, bence pizzamıza karşı son derece ön yargıçlı davranıyorsun. Bu senin bildiğin pizzalardan değil. Akşam televizyonda hangi dizi var biliyor musunuz çocuklar? Hangi dizi varmış? Cinnet Mahallesi. Bak, bak. Bakmayın, bakmayın çocuğum, bakmayın. Erman, sen bana bak. Erman, bana bakınır mısın? Erman, bu pizza Ramazan spesiyali. Ayrıca da sabahleyin pizzacı broşürünü posta kutusuna atmışlar. Ben de oradan gördüm. Ne kadar ayıp ki bu açıklamayı sana yapıyorum. Çünkü ben de görür görmez ailemi bu mükemmel pizza şöleninden, bu lezzetli netisinden, bu baharat ve sucuk şenliğinden mahrum etmek istemedim. En sonunda kırdırtacaksınız o posta kutusunu bana ya. Hakikaten kırdıracaksınız ya. Ya kim getirirse broşürü tıkıyor onun içerisine.
Ananız da alıyor sazan gibi. Ne girmişse o broşürlerden hepsini alıyor eve getirtiyor ya. Ya posta kutusu değil, ıslak kutusu arkadaş. Delirdim ya. Sazan dedi değil mi bana? Erman, moda, sanat ve dekorasyonda olduğu gibi beslenme konusunda da en yeni trendleri takip ediyor olman bir suç mu Erman? Suç mu çocuğum? Erman suç mu? Kızım bak oruç kafama vurmuş zaten. Bak beni delirtme. Ya madem pide söyleyecektin niye bu pideleri aldın ya? O da hamur bu da hamur. Anlamıyor mu kafan? Aa görüyorsunuz mu çocuklar? Babanız kendi beslenmesine hiç dikkat etmediği için... kim bilir postanedeyken nasıl da fast food şeyler yiyip içtiği için... babanızın görsel ve kokusal algısı tamamen körelmiş. Algıda sıkıcılık yaşıyor. Erman, sen gerçekten bu iki besin öbeği arasındaki farkı anlamıyor musun? Bak Erman, bir tanesi sırf hamurdan mamul edilmiş sade pide. Oysakisi bizim pizzamız vitamin, omega, fosfor ve alüminyum deposu. Erman, baksana şuraya Erman. Bu pizza ton balığı, patlıcan ve kabaktan oluşmuş bir pizza. Artık ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Yavrularım, beyim ve biricik pıtırcık kardeşim Yarcan için. En değerli besin öbeklerinden oluşmuş bir halay ekibi kurmuşum size. Ben daha ne yapayım? Adeta kıllarımı süpürge etmişim. Yavrularım ben daha ne yapayım Erman? Bittim abi. Allah'ım. Kurban olduğum ya Rabbim. Eğer oruç esnasında cinnet geçirirsem acaba orucum bozulur mu? Bana günah yazar mısın? Böyle şey sorulur mu Allah'ın aşkına? Tabisi yazar. Saygısız. Ha, minarenin ışıkları yanına enişte. Orucunu açabilirsin. Hah, Allah'a şükür ya. Koş koy. Ben şu orucumu bir açayım, sonra konuşacağım. Şimdi değil, kafam basmıyor çünkü. Bir dakika enişte, bir dakika dur. Minarenin önünden helikopter geçmiş. Ben onun ışıklarını minarenin ışıkları zannettim. O yüzden yanlışlık oldu galiba. Ya Rabbi şükür. Lan oğlum, sen kendimi ne yapmaya çalıştırıyorsun lan? Sen kendini mi öldürtmek istiyorsun bana? O kız bir sürü lastik. Enişte. Öldürmek boğarak öldürürüm. Enişte Erman. Bir yanlışlık oldu. Yani bilerek ve kasten yapmadım enişte. Yani günahta yazılmaz hani bilmeyerek olduğu için hani günah olacağını zannetmiyorum enişte. Erman. Geçti. Erman. Nefes alıyor mu? Nefes almıyor galiba. Erman. Yok, Erman. İyi abla iyi tamam. Erman. Çocuğum babanız nefes al. Erman, gel sen böyle otur. Otur bakayım. Nefes almıyor. Erman, iyi misin Erman? Hı? Nefes alıyor mu kızım babanız? Almıyor mu? Erman, nefes al. Al, ver. Al. Ya alıyorum. Ver. Veriyorum. Aldın verdin mi? Verdim. Tamam artık uzatma Erman. Aldın verdin bitti. Hemen de sündürdüğü için de tabii hemen libidosu çıkıyor bilmem ne oluyor. Yeter tamam. La cülüpler efendisi. Kendin gibi beni de cülüp edip günahımı sokmak istiyorsun lan. Ne istedin lan benim orucumdan? Bak sakın bir tabirini böyle alay etme. Seni bak abu mermere vururum kafanı. Sadece mermere vururum kafanı. Bu yeter. Orucumu açayım. Ben sana göstereceğim nasıl bir erkek olduğumu. Sen bekle. Ezan mı okunuyor? Hah, ezan okundu enişte. Artık gönül rahatlığıyla rahatça açabilirsin orucunu. Buyur enişteciğim. Kim onları koy? Yapma. Tamam. Hadi bakalım. Yemeklerimizi başlayalım. Çocuğum başlayın yemeğinizi. Bir dakika yavrum. Erman. Zaten yani bir cana
filan bir şey gelmediği sürece çok da oruca bir şey olmaz yani. Hı. Onun çok da bir şey yok da. Erman, yemeğini hazırlıyorum. Ay beyimin yemeğini hazırlıyorum. Deminkisi de ağzımızı çalkalamış olur yani. Ağzımızı çalkaladık. Orucumuz bozulmadı. Yavrum hepsini bitirmeyin. Babanızın yemeğini hazırlıyorum. Ver bakayım. Verin şunu. Ver. Çok güzel yavrum. Ver o plastiği de ver. O plastiği de... Kızım versene o plastiği. Bu burada kalsın. Ben bunu yemeğin üzerine sana yedirteceğim. Burada kalsın. Hı. Aferin yavrum. Aferin. Annenizi babanızı böyle düşünün. Bu kuru kuru şey mi vereceğim babanıza? Getir koy. Sizi kime çektiniz bilmiyorum ki. Sizi sanki hiç biz yetiştirmedik. Kim yetiştirdi sizi? Nasıl böyle çocuklar oldunuz bilmiyorum. Erman. Ay benim beyimin yemeği hazır. Erman. Bak gelmezsen ben yiyeceğim senin yemeğini. Oğlum bir lokma da bana verinsenize. Bunlar nasıl çocuk, nasıl insan, nasıl çocuk? Tut, böl. Gerçek. Buyur anneciğim. Bir dakika yavrum, önce sadelisinde yiyeyim. Bir dakika, tadı birbirine karışmasın. Ne biçim çocuklarsınız siz? Şimdilik ver. Şimdilik ver, buyur anneciğim. Buyur anneciğim, afiyet olsun. Ha. Alın babanızınkini. Paylaşalım mı? Ağzında da bir de lokma varken konuş. Ağzında lokma varken konuş. Kızım, hatırladın mı bunu? Bunu da bunun arasında koy mu yavrum? Ne? Ay ne kadar güzel olur. Ne kadar güzel olur. Annemiz bütün gün çalışmış, yemek hazırlamış hiç. Koydum yavrum. Plastiği de koydum. Ondan sonra da niye çocuklara böyle davranıyorsun, böyle ediyorsun? Erman! O Yercan oruç muydu? Vallahi Allah günahlarını bize yazmasın. Ben başka bir şey istemiyorum. Amin. Yavrum yavaş. Siz kime çektiniz? Nahif yiyin. Açız anne. Ben de. Tıkandım. Arkada her Ramazan aynı filmi koyuyorlar ya. Anthony Quinn. Erman saçmalama. Anthony Quinn öleli yıllar oluyor. Ama kendi hala burada. Hadi kalk ben sahur yapacağım. Bana iki tane yumurta kır hadi hadi. Yumurta mı? Yumurta. Erman bak mimiklerimi çalıyorsun seni. Vallahi mahkeme kapılarında sürüm sürüm süründürürüm ha. Bak ya. Abo. Gece gece kim geldi ya? Erman. Kim gelmiştir? Kim gelmiştir ki? Gece gece bu saatte. Yercan gelmiştir. Yercan mı? Neden mi Yercan gelmiştir? Şimdi biz buna şey geldi ya Erman. Rahat ol ya abi ben iki laf söylüyorum şurada lütfen. Şimdi temizlikçi kadın geldi ya hizmetçi kız. Ona biz tabii ben biricik kardeşim Yercan odasını verdik. E şimdi çocuğun odasını elinden alınca onu bu kanepeye mahkum etmiş olduk. E tabi ona bir anahtar vermiş olduk. Ne oluyor? O da normal insanlar gibi ön kapıdan giriş çıkış yapıyor. İyi de bunun anahtarı yok mu? Niye zile basıyor bu karaktersiz? Erma, lütfen senden istihram ediyorum. Lütfen bu tür ayrıntılarla kendi kendimizi boğmayalım. Lütfen. 10 tane öküzü böğrümüze oturtmayalım. Rica ediyorum. Bırak anahtarı var. Yok gelmiş gelmemiş. Kanepeydi oydu buydu. Lütfen bırak ya. Sohbetimizi yapıyoruz, televizyonumuzu seyrediyoruz. Lütfen benim senden en büyük ricam bu. Ulan cunupların efendisi, ulan cunupların efendisi. Az yedi kendine hizmetçi tut, okuz. Erman, Erman. Ne? Bak, libidonu yükseltme Erman lütfen. Bak, istersen gel, sen yukarı çık, elini yüzünü sabunla. Sonra da güzelce aşağı in. Aşağı indiğinde ben beyimin yumurtasını ona kırmış olayım. Hazır olsun, olur mu? Hadi gel. Ya gel. Beni şu kardeşinle muhatap etme. Etme. Pizza. Pizza.
Ya sen ne yapıyorsun kadın ya? Allah rızası için sen ne yapıyorsun ya? Beni bir diriltmeye çalışıyorsun. Erman lütfen bu kadar ön yargıçlı olma. Bak bu sahur özel spesiyali. Alayım canım. Bunu özel yapmışlar. İçine ton balığı var lütfen Erman. Çık git lan buradan. Anne. Çık git lan. Çık git lan bir daha böyle gelmeyeceksin lan. Çık git. Okuz. Okuz. Abi kuzu. Erman kuzu. Erman. Erman. Korkmuyorum. Erman o ne? Erman lütfen. Ben yukarı kaçıyorum. Sen peşimden gelirken onlara takıl da gel. Ben biraz vakit kazanayım. Erman. Oldu mu canım? Hoşça kal. Bunu alıyorum ben kendi kafama. Fırırım. Erman. Arkadaş manyak bu kadın ya. Vallahi manyak. Evet aşkım boş pizza kutularını attım. O kadar çok kutu vardı ki inşallah bu kavacı çocuklar kutuları bulurlar satarlar. Erman kuzunun bisikletinden daha iyi bir bisiklet alabilirler yani. Gökhan yarın bu kadın bu evden gidiyor. Niye aşkım? Niye mi? Niye mi? Gökhan. Gökhan. Kadının içine abiye kuzu kaçmış sanki. Nasıl yani abiye kuzu niye kaçsın ki yani kadının içine? Kadın gayet normal bir kadın gibi göründü gözüme benim. Aşkım. Aşkım tamam sen. Tabii sinirlerin biraz bozuldu. O yüzden biraz sakin ol aşkım. Rahatla şöyle. Bakalım dizimizin tekrarı başlamış mı? Belgeselimizin tekrarı başlamış mı? Bir tanem geliyor galiba. Şimdi biraz dolaşır, 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 dolaşır tekrar odasına uyumaya gider. Gökhan Bey, Seval Hanım. Ne oluyor? Lan! Lan mı? Aşkım lan olur mu lütfen? Sen de ne oluyor diyorsun? Ama lütfen biraz sessiz olur musunuz? Ben yattım ama uykuma dalamıyorum bir türlü. Bakın eğer uykumu alamazsam yarın çok huysuz olabilirim. Ve inanın benim o yüzümü görmek istemezsiniz. Biz bu yüzünüzü de çok fazla görmek istemeyiz yani. Ama ben çekilmez biri olabiliyorum. Tamam, tamam İrina Hanım. Ya Gökhan! Aşkım ne yapıyorsun? Şşşt! Sessiz ol. Kadıncağız uyuyamıyor sonra lütfen. Ya görmüyor musun? Bu kadıncağız abiye kuzunun Moldova şubesi gibi sanki. Yani gittik dünyanın en tembel, en miskin, en halden anlamayan kadınını kendimize hizmetçi diye tuttuk. Günlerdir o bize hizmet edeceğine biz ona hizmet ediyoruz. Durmadan televizyon seyrediyor, işten kaçmak için bir sürü bahaneler uyduruyor ve bütün bunlar yetmezmiş gibi. Bir de bizim hayat şeklimizi eleştirip bizi aşağılıyor. Bu sana birisini hatırlatmıyor mu? Aa evet. Benim ilkokulda bir hocam vardı. Böyle bir yeşilimsi bir suratı vardı sanki. Gökhan! Tamam bir tanem sakin ol. Bence biraz abartıyorsun yani Seval. Lütfen. Kusura bakma hayatım ama... Bence hiçbir şeyi abartmıyorum, sakin de olamam çünkü bence ortada çok olağan dışı ve abartılacak bir durum var. Şşş, Seval kadıncağız uyuyamıyor, uyuyamıyor. Yani ben bütün hayatımı abiye kuzudan uzak durmak üzere... Ne oluyor? Ben bütün hayatımı abiye kuzudan uzak durmak üzerine planlarken evimin içinde abiye kuzunun bir başka sürümünün olmasına dayanamıyorum. İnşallah uyanmamıştır. İnşallah.
Gökhan. Tamam. Ben onunla konuşacağım yarın sabah. Biraz yüksek, yüksek. Biraz daha dikkatli, biraz daha disiplinli olmasını söyleyeceğim ben. Hiç merak etme. Hayır Gökhan, öyle bir şey olmayacak. Yarın sabah bu kadını kiraladığımız ajansı arayacaksın ve bu kadından hiç memnun olmadığımızı ve kendisini geri göndereceğimizi söyleyeceksin. Bize yeni birisini yollayacak. Hayır, 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 yeni birisini de istemiyorum. Ben artık korktum bu işten. Evimde yabancı hiç kimseyi istemiyorum. Maç yapıyor ya. Kız Melody, Langer'da. Anamız odaya mı saklandı? Evet baba. Allah belanızı vermesin sizin. Utanmıyorsunuz değil mi? Utanmıyorsunuz değil mi ananızı satmaya? He? O kadın sizi büyüttü, meme verdi, süt verdi size. Siz hala o kadının arkasından böyle mi davranıyorsunuz? Allah belanızı vermesin sizin ya. Terbiyesizler. Bilmiyoruz deyin. İçeride yok deyin. Ne konuşuyorsunuz? Kapıyı kilitlemiş. Abiye kapıyı aç. Kapıyı aç kız. Bak ya. Bu kapının anahtarından bir tane daha olacaktı. Nerede o? Bilmiyoruz baba. Bilmiyoruz öyle mi? Bilmiyorsunuz. O kız. Kapık. Çabuk göstereyim bana anahtarın yerini. Aferin. Ya da babanıza yalan söylediğinizi görürsem, Allah bilemem versin öldürürüm, kafanızı kırarım ha. Neredesin? Kocan Cinnettin kuzu geldi. Abiye, abiye. Analiz nerede lan? Bilmiyoruz baba. Ne demek bilmiyorum ya? Bu kadar çabuk inmiş olamaz herhalde. Biriniz odanızı mı sakladınız yoksa? Hayır baba. Hayır baba. Biz annenizi görmedik. Odamızda da yok. Aferin. Aferin. Böyle devam edin. Aferin. Aferin. Anne, babam gitti, çıkabilirsin. Sağ olun yavrularım. Siz olmasanız ben ne yapardım? Hatta lafı bile var. İyi ki sizi doğurmuşum. Yavrularım kusura bakmayın. Gece gece öyle birden duygusallığa geçiş yaptım, sizin de içinizi bürküttüm. Abiye neredesin? Hadi gel bak, sabah ezan okunup oruca başlamadan sana dersini vermem lazım. Neredesin? Çık beni sinirlendirme. Abiye neredesin? Abiye neredesin? Anne, şimdi ne yapacaksın? Babam elbet bulacak seni ya. Sabah ezanına kadar saklanırsam ondan sonra kurtuldum demektir. Babanızın orucu başladıktan sonra artık bana bir şey yapamaz. Ben de zaten ondan sonra onun gönlünü almanın, onu yumuşatmanın bir şekilde bir yolunu bulurum zaten. Abiye!
bodrum katına saklanmış olmasın. Ama yok. Hizmetçi kız olası bir yarcan saldırısına karşı kapıyı muhakkak kilitlemiştir. Ben biliyorum. Akıllı kız o. Ya. Bak ya. Yarcan. What was that? What was that? Yani Türkçesi ne oluyor lan? It was Turkish turbo power baby. This is Normandy. No way out. Yani Türkçesi burası Normandy. Buradan çıkış yok. Karışmıyorum sen de. Helal. Helal anam. Helal. Arkadaş ayakkabıları, eşyaları da burada. Bu kadın nereye gitti ya? Şimdi beni mi diriltmeye çalışıyor? Zaten evi toplamıyor, bir dağıtıyor arkadaş. Ben anlamadım bunu ya. Hakikaten anlamadım ya. Abiye. Abiye gece gece bağırtma beni. Abiye. Abiye. Allah Allah. Arkadaş bu galaktiksiz kardeşiyle benim hayatımı bitirdiler bunlar ya. Kesin onun yanına saklandı. Tabii o galaktiksiz kardeşi de onu saklıyor. Ben biliyorum ya başıma gelecekleri. Ben bilmiyor muyum ya? Gece gece bana yaptıklarına bak, Allah'ını seversin ya. Yarcan, konuşmamız lazım. Ya tamam konuşalım. Konuşalım, Bulgar Barbim benim, konuşalım ama beden diliyle konuşalım. Body language. Yani biz susalım, bedenlerimiz konuşsunlar, kaynaşsınlar, oynaşsınlar. Hatta sabaha kadar muhabbetin dibine koysunlar ya. Yarcan, lütfen dinle beni. Yok yok. Ben yine de gençlere bir şans tanıyalım derim. Çünkü gençler sonuçta birbirlerini sevmişler, tanışmışlar, sevişmişler. Değil mi? Şimdi bize onlara mutluluk ve bol randıman dilemekten başka bir şey düşmez. Karışmıyoruz bedenler. Sizde. Hadi. Yarcan! Gel canım. Yarcan! Gerçekten hayat memak meselesi bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Zamana karşı yarışıyoruz. Anlıyorum. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Ama sonra konuşalım. Hadi canım. Hadi. Ne oluyor lan? Natalya, sen biraz önce... What did you say to me kızım? What did you say? Zamana karşı yarışıyoruz dedim. Bir an önce ikimizin de buradan kaçması lazım dedim. Sen bizim güzel Türkçemizi ne zaman öğrendin ya? Hızlandırılmış kursa mı gittin? Kafana çip mi taktırdın? Ne yaptın ya? Nerede çip? Nerede? İzin verirsen anlatabilirim. Niye düşmüyor bu Yarcan'ın telefonu? Allah! Eniştem arıyor. Ulan Cunupların Efendisi, şimdi bitirdim seni. Demek eniştenle oyun oynuyorsun ha? Demek eniştenle oyun oynuyorsun sen ha? Yarcan, dur gitme lütfen. Önce sana söylemem gereken çok önemli şeyler ya, var. Bırak kızım, ne söyleyeceksin? Daha ne söyleyeceksin ya? Zaten alacakaranlık kuşağın dibini yaşatıyorsun bana. Daha ne söyleyeceksin? Ya Rabbim, yoksa uykudayım, kabus mu görüyorum manasız manasız? Bu ne ya? Ama Yarcan. Hala ama diyorsun, sus ya. Sus. Yine ne oluyor lan? Kafanı şişeye soksana. Yorganın içine soksana kafanı. Kafanı sok. Ya gitsene yorganın içine. Kızım kapat kendini, sakla bir şey. Ne oluyor ya? Çocuğum ne oldu? Neydi bugün bürtü?
Anne, babam seni bulamayınca yine intikam için televizyonu bahçeye fırlatıp attı galiba. Aman atsın, tüplüydü zaten. Millet elbisiyle leptiriye geçti. Biz halen daha babanız yüzünden tüplüdeyiz. Plazmaya geçme aşamasına bile gelemedik. Reklamlarda gördüm, 3 soyutlu televizyon bile çıkmış. Millet aya pikniğe gidecek, biz anca geçeceğiz 3 soyutlu televizyona. Çocuğum kapa! Kapa çocuğum! Oğlum kapasana! Natalya, bak kesin eniştem geliyor aşağıya. O yüzden ben şimdi kaçıyorum. Biraz böyle öptü kaçtı gibi olacak ama kusura bakma artık. Ha bu arada Natalya, eniştem eğer sorarsa beni kesinlikle görmedin, tamam mı? Zaten bunların hepsi bence bir kabus. Yani ben bile seni görmedim. Allah! Ay! Eniştem geliyor. Ay! Yok, burası yapım aşamasında. Şuradan geçeyim. Lan. Ay! Girdi o kadın düşmanı. Girdi o kadın. Enişte dur. Dur. Enişte. Niye dur lan? Niye dur lan? Niye dur lan? Allah! Ne oldu oğlum? Babam Bodrum'a inmiş. Ne? Ama orada o şınlık, şıfrıntı, kevaşe, hizmetçi kalıyor. Babanızın ne işi var Bodrum'da? Sanırım dayımı basmaya indi çünkü az önce Yarcan dayımın imdatsal bağırışlarını duydum. Aman Allah'ım. Babam yine dayımı odun manyağı yapacak. Koşun. Çocuklar koşun. Hadi yetişelim dayınızın imdadına. Hadi hadi çocuğum hadi. Hadi çıkın. Ay. Kardeşimdir. Kıza üstünü kapattın, abdestin bozulacak. Natalya. Yorganı ört üstüne. Kızı yenişte. Kam kam. Kam! Natalya Hanım bak bak. Bu karaktersiz bütün kadınların yanında dayak yediği için şimdi seni de seyret. Natalya Hanım, siz yabancı olduğunuz için, yani ülkemizde turist olduğunuz için size şimdi Anadolu'nun nadide folklor danslarından olan odun kalkan oyununu göstereceğim. Böylelikle kalkan odun buradan kalkıyor. Onu göstermeme gerek yok. Şimdi siz bunu izledikten sonra, böyle odun kalkan oyununu izledikten sonra bunu kendinizde benimseyip, kanıtsayıp yani götürtüp kendi ülkenizdeki arkadaşlarınıza anlatacaksınız, dostlarınıza, ailenize. Böylelikle ne olacak? Memleketimize daha çok turist gelmiş olacak. Ben şimdi ilk etapta şöyle başlamak isterim buna. Lübis! Enişte, enişte, enişte dur Allah aşkına dur. Yani gerçekten her şeyi izah edebilirim. Yanlış anlaşılma oluyor enişte. Ne olur müsaade et, anlatayım. Allah'ın adını verdin ne olur. İt it Yarcancığım, sen izah ederken ben de ufak ufak ısınma hareketlerine başlayayım. Isınmadan böyle laptan dalak dalınca o zaman buralarımda tutulma oluyor. Hani spor yapmayınca, vücut şey olmayınca hani şey oluyor ya. Onun ne anladın da bu kafasını sallıyor sürekli. Hareket yapma, kadınla bir şey konuşuyorum burada. O kız! vücudumuz burada, vücut. Buraya kadar vücut. Oradan sonrası şeye bağlanıyor yani, vücudun alt tarafına. Hamsızlık, hareketsizlik, hareketsizlik, hamsız, vücut, euro, jim. Yani öyle şeylerden bahsetmek lazım değil mi? Kaburga, kemik. Anlamıyor kadın ya. Ya enişte, sen kıza boşu boşuna konuşuyorsun. Zaten onunla bir suçu yok, benimle bir suçum yok enişte. Bak ben izah edeyim sana. Erman! Yarcan! Erman! Yarcan, ne oluyor da? Ne mi oluyor? Abiye Sultan geldi, gördün mü? Sabahtan beri neredeydin sen? Bak seni Yarcan'ın odunuyla tanıştırayım. Birazdan seni de tanışacaksın. Çünkü neden? Bana sahurda pizza yedirtmeye kalktın. Onu sana sonra göstereceğim. Hayır Erman, hayır. Böyle olmaz. Bu mübarek Ramazan ayında artık evimizdeki bu şiddete, ki kendisi burada, bir son vermek zorundayız. Senin de çok iyi bildiğin gibi Ramazan ayı, küskünlerin barıştığı, dargınlıkların unutulduğu, insanların birbirlerine kardeşçe, sevgiyle, muhabbetle, coşkuyla sarıldığı. Erman, oradasın değil mi? Evet. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüldüğü, şekerlerin havada uçuştuğu,
mübarek bir aydır. Lütfen Erman, at o odunu ve hemen teslim ol. Ne konuşuyorsun kızım sen ya? Şeker bayramından bahsediyorsun sen ya. Ne konuşuyorsun ya? Niye, şeker bayramı da Ramazan'ın bir uzantısı değil mi? O da onun içinde sayılmaz mı? Bak kıza da yanlış bilgi veriyorsun. Ramazan'ın bir parçası tatlı mı o? Önce açlık oluyor, ondan sonra şeker oluyor. Bak. Rezil ediyor kızın önünde ya. Ramazan'ın bir parçası. Siz bana her türlü eziyeti çektirdiğiniz zaman mübarek ay olmuyor da... ben bir kere elim odunu aldığım zaman mı mübarek ay oluyor? Bırakın bu yeri ya, beni sinirlendirmeyin ya. Haydi Erman. Lütfen bırak artık o odunu. Bu mübarek ayda birbirimize odun değil... güller, çiçekler, şerbetler ikram etmeliyiz. Hatta lafı bile var. Odun hiçbir zaman dalında durduğu gibi durmaz. Zaman zaman insan hayatına mal olan çok tehlikeli bir bitkimizdir odun. Kızım sen ne konuşuyorsun ya? Ne konuşuyorsun sen? Senin bu kardeşin olacak Cunubettin. Tüm önlemler almama rağmen yine sızmış kızın odasına. Geldiğimde öyleydi. Baksana suç mahalline. Sen ne diyorsun ya? Ramazan falan dinlemedin. Kendini de bizi de günaha sokuyor ya. Evin, yemin ediyorum sana bereketini götürdü. Bırak kafasını patlatayım bunun abi ya. Allah rızası için ya. Babam. Aşkım, benim aşkım. Gece yogası mı yapıyormuş? Beni beklemeden gece yogası mı yapıyormuş? Evet, geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Rüyalar alemine dalmadan önce yayında ve yapımda emeği geçen herkese... Gökhan'cığım! Evet, evet. Ya bu içinde bulunduğumuz içler acısı durumda bile hala espri yapıyor olduğuna inanamıyorum. Ayrıca da bu yaptığın çok banal bir espri. Lütfen bir daha yapma. Ha banal mi? Ama aşk olsun aşkım. Yani böyle çirkin kelimeler kullanıp gecenin bir vakti yani moralimizi bozma istersen. Kusura bakma hayatım ama yani evimizin içinde bir abiye kuzu klonu olduğunu bilmek sinirlerimi geriyor. Yani kendimi sürekli bir abiye kuzu tehdidi altında hissediyorum. Ya karar verdik ya bir tanem. Yarın sabah ilk iş olarak ajansı arayacağız. Irina kuzuyu... Ay aman. Irina Hanım'ı geri göndereceğiz diye. Hadi gel şimdi sen yorganın altına gir. Ben sana biraz yorgan altı masalları anlatayım. Gel şöyle bakayım. Ya ama sen hep yorganın altında ayıp şeyler anlatıyorsun. Aşkım yorganın altında ayıp olur mu hiç? Yorganın altında ayıp olur mu? Gökhan! Ne oluyor? Ulan! Aşkım, İrin Hanım uyur gezer hatta... uyur temizler galiba. Lan! Ne oluyor lan? Erman kuzu. Abiye kuzu. Ben de o odundan rica edebilir miyim bir tane? Tabii ki rica edebilirsin hayatım. Tabii ki rica edebilirsin. Sana şöyle güzellerinden seçeyim istiyorum. Bak, bak. Nasıl bu? Bakar mısın şuna? İşçiliğin güzelliği. Bak, ortadaki boğmalara bakar mısın? Bak, ne kadar güzel. El dokuması bu. Gerçekten el dokuması. Bunu tam buradan tutup da ağzının ortasına vurduğun zaman öyle bir lezzet veriyor ki karşısındakine. Ağzı böyle dağılıyor gidiyor. Yemin ediyorum pipetle su içirirsin. Teşekkür ederim Erman kuzu. Gerçekten inanılmaz. Sizi de unuttum zannetmeyin yani. Dua edin ki mübarek haldeyiz. Yoksa yukarıda cezanızı biliyorsunuz. Verecektim cezanızı. Ay Erman Bey, bayılıyorum sizin bu bel altı furan muzur esprilerinize. Gülmekten ölüyorum. Ay gerçekten çok şekersin. Pıtırcık seni, cicik gözlü. Erman. Çimen kapalı, patates adam suratlı minnak odunum benim. Ay Erman,
boşuna dememişler. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklere bayılırlar diye. Ben sana bayılıyorum, hatta tapınıyorum. Ay benim hayatımın minnak odun direği. Boşuna yalakalık yapma. Dizahını çekeceksin, kaçışı yok. Duydun mu beni? O zaman kameralarımızı döndürüyoruz Yarcan'a. Dönsün, Allah belasını vermesin. Hiç bana dönmeseydiniz be ablacığım. Siz eniştemle birlikte gayet akıcı, süper sürükleyici, hem eğitici hem bilgilendirici, bir o kadar da eğlendirici bir formatta gayet şahane sürdürüyordunuz muhabbetinizi. Ben şimdi araya maydanoz olmayayım. Devam edin siz lütfen. Yok ya, ben bana cevap kapatamam, vermek istemiyorum. Direkt almak istiyorum ya. Yeter ya. Enişte, yargısız infaz yapıyorsun. Enişte dinle, Allah aşkına dinle. Erman. Gelir misin? Bak sen bazen gerçekten çok fazla yargısız infaz yapıyorsun. Ben de bu hareketini hiç tasnif etmiyorum. Nerede senin terliklerin? Nerede? Nerede Erman? Bak ayağın üşüyecek. Neyse, tamam, evet. Evet. Abi bence sen de geç kardeşinin yanına. İkinize birden dalayım. Hiç aradan çıkma yani. Geç Allah'ını seversin ya. Burası ev! Ne dedim pardon? Burası ev! Ukuzluk etmeyin! Burada öyle şeyler olmaz. Aile yaşıyor yukarıda. Çocuklar var. Bak, örnek alıyorsun. Allah planı bilmesin senin. Ukuz. Köpek. Bu kızın ötesinde senin ne işin var? Bir dakika enişte ya, bir dakika. Ben burada tamamen mübarek bir amaç için bulunuyorum. Neymiş o mübarek amaç? Şöyle ki, ben bu gece Natalya Hanım kardeşimizi sahura kaldırmak için geldim bu odaya. Sahura mı? Evet. Sahura mı? Sahura mı? Sahura. Vallahi ben bir şey yapamam yani, vallahi yapamam. Ne demek yapamam ya? Aşkım şu anda kadın derin uykuda uyur temizlerlik yapıyor. Yani bir nevi trans halinde. Onu böyle birdenbire aniden uyandırırsam beyninde kalıcı hasarlara yol açabilirim. Ya sen küçükken hiç Mandrake falan okumadın mı ya? Mandrake sihirli küpünün karşısında transa geçtiğinde yardımcısı Abdullah onu uyandırmak için böyle bazı şeyler... Ya Gökhan'cığım sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Ruh temizler ne demek ya? Böyle psikolojik bir hastalık olabilir mi hiç? Ya vallahi oluyormuş bir tanem. Geçen gün gazetede okudum. Ya küreselleşen dünyamız ve iletişim araçlarının bu kadar ilerlemesiyle birlikte bazı yeni türlü psikolojik hastalıklar başlamış. Artık uyurken böyle boş gezinme dönemi bitmiş. Bu hastalar aynı zamanda uyanıkken böyle gündelik hayatlarında bilinç altlarına attıkları bazı karakteristik özellikleri dışa vurup onlarla ilgili aktiviteler yapıyorlarmış. Böyle yani uyurken kalkıp yemek yapanlar varmış. Güzel güzel şarkı söyleyenler varmış. Hatta uyur sapıklar bile varmış. Ne? Bu ne demek ya? Vallahi varmış. Hatta bunun haberi vardı işte ya. Adam böyle gündelik hayatında gayet mülayim, terbiyeli, iyi niyetli. Ama uyurken karılarına, eşlerine tecavüz bile ediyorlarmış yani. Seval, ne yapıyorsun sen ya? Aşkım? Thank you.
Çabuk lan. Oradan hızla koş. Gel kafanı tam buraya koy. Tam şakağını denk getirecek şekilde kendi kendini döv. Beni yorma gece gece. Beni yorma! Bak el alem sahur yaptı. Duasını etti, abdestini aldı. Yatağına yattı. Ben hala cunupların peşinde koşuyorum ya. Yeter ya. Bu hayatta ne çekiyorsan bunları yüzüne çekiyorum ya abi. Yeter. Heh, tamam işte enişte. Ben de tam o kutsal görevimi yerine getirmek için buradayım. Ben Natalya Hanım kardeşimizi sahura kaldırmak için geldim buraya. Oğlum ne saçmalıyorsun sen? Bu şifrıntı... Ay çok pardon. Çok özür dilerim. İçimden anlık bir şekilde yanlış bir lakırdı fışkırdı. Özür dilerim, affedersiniz. Bu kevaşe niye sahura kalkıyor? Ablan doğru söylüyor oğlum. Kimi kandırıyorsun lan sen? Ha? Bu kadın Hristiyan değil mi? Ne Hristiyan, oruç tutar mı? Gavur bu ya. Öyle demeyin işte. Kendisi bugün gelip bana din değiştirmek istediğini söyledi. Öyle değil mi Natalya Hanım? Bugün bana gelip Müslümanlık dinine geçiş yapmak istediğinizi söylemediniz mi? Bak, ben de kendisine bu konuda yardımcı olayım. Bir insanı daha dinimize kazandırayım. Onu hak yoluna sokayım da haneme bir sevap yazasın istedim. Bu gece ilk sahuruna kalkacaktı garibim. Ama dedi yarcan dedi, ben daha önce hiç sahura kalkmadım. Nasıl kalkılır, nasıl yatılır hiç bilmiyorum. Bana bu konuda yardımcı olabilir misin rica etsem dedi. Ben de tabii ki dedim, elime mi yapışacak? Ve Natalya Hanım'ı sahura kaldırma görevini üstlendim. Yalnız bunu klasik davul çalma yöntemiyle yapmak istemedim. Daha ilk geceden dangıl dungul davul sesiyle korkutmak istemedim garibimi. Davul yerine, dayıcığım klarneti verir misin canım bana? Daha yumuşak, daha naif bir enstrümanımız olan klarneti kullandım. İşte bu klarnetle kaldıracaktım kendilerini sahura. Saygılarımla arz ederim. Oğlum davulcular bizi uyandırmak için gelip yatak odamızda mı çalıyorlar davulu? Dışarıdan yoldan geçerken çalıyorlar. Sen de dışarıdan çalsaydın ya klarnetini o zaman. Niye giriyorsun kızın odasına? Yani İlahi ablacığım, bu aletin eti ne, budu ne? Hem bunun sesi sokaktan buraya ulaşmaz ki. Yani ben mecburen girdim Natalya Hanım'ın odasına enişte. Mecburiyetten, kendisini ürkütmeden, korkutmadan, ipeksi bir dokunuşla sahura kaldırmak için. Yani mübarek bir görevi yerine getirmek için enişte. Olay budur ya. Yercan doğru söylüyor aslında Erman. Klarnet asla davul gibi bir organ değil. Ne diyorsun kızım sen? Ne organı? Organ nereden çıktı şimdi ya? Ne organı? Aa, organ İngilizce'de müzik aleti demek değil mi Erman? Hatta senin piyanonun üstünde elektronik piyano organı yazmıyor mu? Hatta lafı bile var. Davulun sesi uzaktan anlayana az, anlamayana sivrisinek saz. Gibi oluyor yavrularım. Ya kızım gece vakti ne diyorsun sen? Abuk subuk konuşup benim kafamı karıştırmayın Allah'ınızı severseniz ya. Ben yumurtamı yiyip yatacağım. Allah'ım kurban olduğum ya Rabbim ya. Şu dünyada İslam aleminde benden başka eziyet çeken bir kulum var mıdır Rabbim ya? Ben ne dedim ya? Ben ne dedim ya? Yeter bana çektiğiniz eziyet yeter. Ailecik yeter. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Beni gizli! Bana gireceğim. Kapını gireceğim. Al! Köpek! Kaçma lan! Erman! Erman! Efendim? Erman gel. Efendim? Yercan gittin mi oğlum? Tamam, Erman gidebilirsin yukarı. Allah. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzuları me.